Günaydınlar, hepiniz hoş geldiniz yeni bir Çözüm Park webcast'ine. Yine Schneider Elektrik'le birlikteyiz. Aramızda Fatih ve Merve var. Öncelikle ben misafirlerime hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Şimdi zor bir challenge var orada. Fatih mikrofonunu açamadı çünkü yan yanalar. Fatih de eminim hoş bulduk diyordur kalbin gönlünden. Ofisteler. Ben onu şimdi bir yandan böyle moderatör olarak kıs kıs gülüyorum. Çünkü şimdi zaten sunum stresi var üzerlerinde. Konu çok önemli, çok özel bir konu. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani şimdi kısa bir giriş yapacağım. Şeyi çok merak ediyorum içten içe. Acaba nasıl handle edecekler? Çünkü yan yanalar ya, bir ek olmaması lazım. Şimdi Merve hoş bulduk dedi. Fatih mikrofonunu açamadı. O konumda takılıyorlar. Umarım sorun yaşamayız. Deyip hani ben böyle hafif bir ortamı rahatlatayım. Çünkü siz çok şey duruyorsunuz arkadaşlar, yan yana böyle. Çok gergin duruyorsunuz ama eminim çok keyifli bir webinar olacak. Dediğim gibi konu çok özel. Şimdi malum biz 950 küsürüncü webinardayız artık diyoruz ya, bir yerden sonra saymayı bıraktık. Herhalde bininci webinarda böyle konfetiler falan patlatırız ya da bir IT Excalibur yaparız. Bu noktada çok webinar yapıyoruz, çok fazla teknoloji paylaşıyoruz, çok fazla üreticilerle çalışıyoruz ki Schneider Elektrik'le yine hani webinar yapmışlığımız var ama özellikle son dönemde üretkenlik, hatta bırakın son dönemde, yakın dönemde bir otonom araç üreticisi araç üretmek için robotlarını, insansız robotlarını tanıttığı bir dönemden geçiyoruz. O kadar ki artık hani Boston Dynamics'ler çok uzun süredir zaten bildiğimiz bir konu. RPA dediğimiz teknoloji anlamında robotic process automation konuştuğumuz bir gündemde birden fiziksel robotlarla karşınızdayız. Ama artık bu hayatın bir gerçeği ve artık biraz daha böyle ya biz araba mı üreteceğiz, ev mi üreteceğiz dense üretebileceğiniz herhangi bir noktada minimal işte küçük ve hem ağırlık anlamında hem fiziki anlamda rahatlıkla satın alınabilecek aslında baktığınız zaman ve sadece IT olarak değil teknolojinin bir parçası çünkü biliyorsunuz dijital dönüşümde artık IT buna önderlik ve liderlik ediyor. Endüstri 4.0'lar, IoT'ler konuşulduğu bir yerde IT aslında artık üretimin direkt içerisinde. Üretimde kullanılan cihazların fire oranları ya da ne kadar işte baskı, pres ya da imalattan sonra hasar veya sorun çıkaracağını bilmek, raporlamak bile milyon dolarlar kurtaran bir konumdayız. Biz de o yüzden çözüm paylaşım portu olarak böyle bence çok dikey uzmanlık gerektiren bir alanda çözüm paylaşacak olmamızdan dolayı çok mutluyuz deyip yeterince ben herhalde konuştuğumu düşünüyorum ve sözü biraz da bu teknolojiyi anlatmak üzere Merve Hanım'a vermek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Hakan Bey. Herkese merhabalar. Ben Merve Sarıhan. Schneider Elektrik'te yaklaşık bir senedir çalışıyorum. OEM Solution, ya yani OEM çözümleri. OEM çözümleri nelerdir? PLC'ler, işte servolar, HMI'ler, makine üreticilerinde kullanılan ürünlerin ve robotik ürünlerinin ürün müdürü olarak pazarlama ekibinde çalışmaktayım. Bugün sizlere Hakan Bey de biraz bahsetti. Robotik çözümlerimiz ve yeni piyasaya sunduğumuz kobotlarımız hakkında bilgi vereceğiz. Ben önden bir giriş yapmak istedim aslında robotik çözümlerle ilgili ve aynı zamanda yeni nesil üretimde bazı değişimler var. Değişimler olmak zorunda çünkü hani talepler değişiyor. Üreticilerin istedikleri istekler, talepler farklılaşmaya başladı artık. Öncesinde akıllı otomasyonlar demiştik, evet, ama bunların üzerine her geçen gün yeni yeni teknolojiler ekleniyor ve hem üreticiler hem de tüketici taraf bu teknolojileri takip etmek zorunda kalıyor. Dijitalleşme ve akıllı üretim artık hani günümüzde çokça konuşulan bir konu. Aslında çok uzun zamanlarda değil, yaklaşık işte 20-30 yıl önce hayatımıza girdi ve çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Ve artık günümüzde birbirleriyle konuşan makineler çok daha yaygın hale geliyor. Çok daha fazla veriler üretiyorlar. Bu veriler işlenme durumuna geliyor ve işlendikten sonra da bir çıktı ortaya çıkarıyor. Verimliliği nasıl artırırız? Bunlarla ilgili artık konuşur hale geldik. Software çözümler, yazılım ağırlıklı çözümler çok daha önemini arttırıyor. Önceden hep hardware ürünlerimiz vardı, ürünleri hala da kullanıyoruz ama artık daha böyle yazılım tabanlı, software tabanlı hem programlama tarafı, hem kontrol tarafı, hem de görüntüleme tarafı önemini arttırıyor, arttırmaya da devam edecek. Ve tüm firmalar Schneider Elektrik'te bu alana yatırım yapıyor, yapmaya devam edecektir. Analizler, analitik çözümler, bunlar da artık günümüzde hayatımızda olan konular. Artık hani her
üretici, her fabrika veya makine üreticisi nasıl makinemi çok daha verimli hale getiririm, çalışmasını nasıl daha iyi aktif düzenlerim, enerji tüketimini nasıl artırırım, bu tarz analizler yapıyorlar ve bazı analitik çözümlere burada ihtiyaç duyuyorlar. Bunlar da önemli bir aslında oyuncu haline geldi. Ve son olarak da robotik çözümler ve otomasyon. Ya yani otomasyon da artık robotlar olmazsa olmaz konumunda. Robotların normal işte endüstriyel tabanlı veya daha öncesindeki kartezyen robotlardan endüstriyel robotlara ve artık kobotlara doğru bir geçiş yapıyoruz. Otomasyon, otomatikleşme bunlar önemli ama artık insanın da işin içine girmesi ve aktif rol alması çok daha önemini artırıyor. Bu noktada da zaten kobotlar üretimde daha uygun maliyetli, daha erişilebilir konuma geldi. Bu tüm çözümlerle birlikte artık herkes, yani her üretici daha fazla üretkenlik ve daha fazla esneklik istiyor ve tüm bu çözümler birlikte de tabii ki kullanıldığında bunu sağlamakta. Peki Schneider Elektrik olarak biz bu ihtiyaçlara, taleplere nasıl cevaplar veriyoruz? Nasıl ürünlerimiz var? Öncelikle bir bundan bahsetmek istiyorum. Endüstri ürünleri olarak bizler birçok aslında uçtan uçağa yani sensöründen, butonundan en üst katmandaki analitik çözümlere, yazılım çözümlerine kadar birçok ürüne sahibiz. Ve tüm üreticilere, son kullanıcılar tarafında veya makine üreticileri tarafında tüm kullanıcılara çözümler sunmaktayız. Biz bu yapıyı yani birbirleriyle konuşan makineler ve birbirleriyle konuşan cihazlar katmanlarını üçe ayırıyoruz. İlk katmanımız Connected Product dediğimiz birbirleriyle haberleşen, konuşan, verileri toplayan ve oluşturan cihazlar oluyor. Orta katmanımız Controller yani bu cihazları, bu verileri kontrol eden hardware ve software ürünler. Ve en üst katmanda da Aveva çözümleri adını verdiğimiz analitik servis ve işte görüntüleme tarafında birçok farklı çözümleri olan yazılımlar bulunmakta. Aveva Schneider Elektriğe ait yazılım üreten bir firma ve Aveva altında birçok çözümler bulunmakta. Bu çözümleri hem makineciler tarafında hem de son kullanıcılar tarafında ağırlıklı olarak kullanmaktayız. Artık hani ağırlığımız daha çok software tabanına kaymakta. Bu taraflara daha da fazla yatırımlar yapmaktayız diyeyim. Tüm endüstri çözümlerimiz bu şekilde. Biraz daha böyle geniş açıdan bakmak istedik. Burada tabii ki kobotumuzda ve diğer robotik çözümlerimiz de bulunmakta. Bir de bunun makine tarafına evrilmesi nasıl olur? Ona bakmak istedim. Onu göstermek istedim sizlere. Makine tarafında kullanılan çözümlerimiz de çok geniş gördüğünüz gibi. Burada işte power supply'ından tutun da robotlarına kadar, controllerlarına kadar, yazılımlarına ve işte dijital ikiz, dijital twin adını verdiğimiz makinenin veya bir tesisin, sistemin sanal ikizini çıkaran yazılımlara kadar birçok aslında çözümümüz bulunmakta. Kobotları da biz burada daha çok konumlandırıyoruz. Bu noktada da buradaki çözümlerden de belirtmek ve bahsetmek istedim. Şimdi genel tüm ürünlerimize bahsettikten sonra ana konumuz bugünkü webinarımızın da konu tabii ki kobotlar ve diğer Lexium serisi robotik çözümlerimiz. Peki Schneider Elektrik olarak bizim nasıl robotik çözümlerimiz var? Öncelikle Schneider Elektrik kartezyen robotlar üretmekle başlamış uzun yıllar önce ve bu sistemleri tüm dünyada birçok üretici de satmış ve kullanmışlar diyeyim. Kartezyen robotlar dışında delta robotlarımız var. 2 eksen veya 3 eksen olabilen işte pick and place dediğimiz daha çok al bırak uygulamalarını çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren robotlar, delta robotlar. Bunlar mekanik sistemler. Peki biraz daha endüstri tarafına kayacak olursak bu sene artık kobotumuzu piyasaya sürdük. Schneider Elektriğin 5 farklı modeliyle piyasaya sürdüğü kobot, insanlarla beraber çalışma adı üstünde özelliğine sahip 6 eksenlik bir robot.
Aynı zamanda bir haber de vermek istiyorum. Sadece Cobot değil, Schneider Elektrik Scara robotunu da önümüzdeki sene itibariyle piyasaya sürecek. Daha önce kullanılan bir Scara robotumuz vardı. Ama artık daha farklı Schneider Elektrik teknolojileriyle birlikte geliştirilen robota sahip olan bir robotumuz olacak. Scara robot. Bunlar da yine daha hızlı çalışan 2 veya 3 eksen olan robot. Peki Schneider Elektrik bir robot üreticisi mi? Hayır. Schneider Elektrik biraz önce de saydığım birçok endüstri ürünlerinin üreticisi. Cobot da bunlardan bir tanesi veya diğer robotik çözümlerde bunlardan bir tanesi aslında. Schneider Elektrik hem geniş robot çözümleriyle hem de uçtan uça sağladığı tüm otomasyon sistemlerini sunabilen tek kaynak tedarikçisi durumunda şu anda. Ve tek bir standartta yani otomasyon platformunda tüm bu robotik çözümlerini kontrol edebilen kinematiklere sahip. Yani tek bir noktadan tüm bu kinematikleri, robotik çözümleri kontrol edebiliyoruz. Amacımız da verdiğimiz aslında ağırlığımız da bu şekilde piyasada böyle sunmaktayız. Peki hani Schneider Elektrik robotik çözümlerini uzun yıllardır üretiyor dedim ama böyle de bir tarihçe de göstermek istedim. Burada aslında robotik çözümlerimizin önemini yani Schneider Elektrik'in bu tarafa verdiği değeri ve önemi biraz daha belirtmek istedim. İlk olarak 1986 yılında Kartezyen robot sistemlerini çıkarmış ve artık günümüzde 2008'de Delta robotu ve daha sonra Cobot ve 2024'te de önümüzdeki sene itibariyle de Scara robotu piyasaya sürüyor olacak. Yani uzun yıllardır bu robot tarafına ağırlığını, yatırımını yapmakta ve çözümler üretmekte. Şimdi mimari yapısından da biraz bahsetmek istedim. Çünkü buna da önem veriyoruz. Tek bir yerden robotları, yani Kartezyen robotları, Delta robotları, Cobot'u ve aynı zamanda Delta robot da buraya dahil olmuş olacak. Bunları kontrol ediyor olacağız. Tek bir controller'dan, bir PLC sisteminden hem servo tarafını hem de bu robotik çözümlerimizi kontrol ediyoruz. Bu bize ne sağlıyor peki? Uçtan uça hızlı bir şekilde veri kaybı olmadan haberleşmeyi, veri aktarımını sağlıyor. Controller tarafından da tabii ki üst ERP sistemlerine bu veriler aktarılabiliyor. Daha verimli mühendislik sağlamış oluyor. Artık hani mühendisler çok daha hızlı, efektif nasıl program yazabilirim? Aynı programı farklı bir yerde nasıl kullanabilirim? Bunlara zamanlarını bu mühendisliği harcamak istemiyorlar. Daha efektif şekilde kullanmak istiyorlar. Bu noktada da çözümlerimiz burada çok daha önemini kazanıyor. Daha performans, esneklik ve kolay bakım sağlıyor. Tek bir yerden, tek bir mimari etrafından tüm robotik çözümleri kontrol etmek. Peki hani robotik çözümler, mekanikleşme, hardware ürünlerden bahsettik ama peki software ürünlerimiz yok mu bizim? Daha hani oraya da ağırlık veriyoruz dedik. Evet tabii ki var. Daha dijitalleşme alanında öncülük ediyoruz. Akıllı üretimde dijitalleşme çok daha önemini kazandı artık günümüzde. Burada da dijital ikizler çokça duyulur oldu. Sanal ikiz, fabrikanın veya bir makinenin sanal olarak oluşturulması, oluşturulduktan sonra da aynı üretimin hangi hızlarda, hangi şekilde, dakikada, saniyede ne kadar ürün üreteceğini bu sanal ortamda artık görüyor oluyoruz. Burada da EcoStruxure Machine Expert Twin adını verdiğimiz sanal ikiz, dijital ikiz yazılımımız ön plana çıkıyor. Hem robotik çözümlerimizle hem de MC12 adını verdiğimiz multi carrier yani akıllı lineer sistem çözümlerimizle entegre olarak çalışabiliyor. Cobot'ları buraya entegre edebiliyoruz ve birlikte tam bir makinede veya bir genel fabrika ortamında sanal olarak nasıl ürünler ortaya çıkabiliyor, ne kadar sürede ortaya çıkıyor bunları gözlemliyoruz, görüyoruz. Bu şekilde hem hardware tarafını hem de software tarafını birlikte kullanarak dijitalleşme yolunda ilerliyoruz diyeyim. Teşekkür ediyorum. Ben burada sunumumu bitireyim ve Ağzına sağlık. arkadaşımıza sözü vereyim.
açamayan Fatih'e geçelim şimdi. Ben hemen çok pardon. Hiç acelemiz yok, hiç acelemiz yok. Fatih de zaten yönetici olduğu için evet tamam. Şimdi Merve şimdi mikrofonu kapattı. Söz şimdi Fatih'te. Merve teşekkürler, ağzına sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Özellikle şey ayrımını güzel yaptın. İnsan yanında çalışamayan da anladım. Yani onun yanına yanaşamayacağımız bir robot. Deli gibi bir şeyleri alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Bir yere insansı kibar dönüyor. Hani kahve ver gibi bakayım edeyim biraz süt koyayım sonra olmadı gibi güzel bir ayrım oldu. Bazen basitleştirmek iyi. Çünkü takdir edersiniz ki bizi dinleyen herkesin bu teknolojiler üzerinde kimileri tabii hani çok iyi biliyordur, aktif kullanıyordur. İşte neymiş bu, bunu da alalım. Hani hep böyledir ya, bu amaçla geliyordur. Kimileri de ya aslında bizde de bir üretim var. Ya biz de bu robot kollardan almayı düşünüyorduk kafasıyla geldiği için özellikle ben bazı soruları sorma ihtiyacı duyuyorum ki biraz da genişletelim. Peki tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Fatih Bey hoş geldiniz. Merhabalar herkese, hoş geldiniz öncelikle. Mikrofonumu Evet, o yüzden dedim hoş geldin abi. Hani robot açabildiğimi diyebilirsin artık. umuyorum. Ben Fatih Karabulut, robotik çözümleri satış mühendisiyim. 6 yıldır Schneider Elektrik bünyesinde çalışıyorum. Bugün sizlere bizim total robot sunumundan ziyade biraz daha kobot üzerinde bir şeyler anlatmak istiyorum. Başlamadan önce global robot pazarı ile alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Biz global robot pazarında aslında üçe ayırıyoruz robotları ve aslında bizim ilgilendiğimiz kısım endüstriyel robotlar olarak geçiyor. Yani articulated robotlar dediğimiz işte alt eksen, standart endüstriyel robotlar, Scara robotlar, paralel robotlar, kartezyen robotlar, kolaboratif robotlar, delta robotlar aslında tamamı endüstriyel robotların içerisinde kabul ediliyor ve 2025 yılı itibariyle bu pazarın 21,5 milyar euro olacağı düşünülüyor. Burada aslında bir de aynı zamanda %8'lik bir birleşik büyümesi var yıllık olarak düşünürsek. Bunun aslında diğer aslında bizim bildiğimiz robot mantığında işte profesyonel servis robotları, lojistikte, çevrede, savunmada veya hizmet robotları da var. Tabii çevremizde gördüğümüz işte eğlence sektöründe kullanılan. Bu taraflar tabii endüstriyel olmadığı için biz bugün onları konuşmuyor olacağız. Endüstriyel robotlar kısmına geldiğimiz zaman da aslında dediğim gibi articulated robotlar, Scara, kartezyen, paralel, kobot, delta robot gibi opsiyonlar var. Ve biz bunları aslında iki ana segment ayırmayı düşünüyoruz. Birincisi yaklaşık %25'i, bu robotların %25'in payload kapasitesi yani yük kapasitesi 20 kilogram üzerinde. Schneider Elektrik olarak bizim odaklandığımız kısımsa aslında 20 kilogramın altındaki bir pazar. Bu da yaklaşık bütün endüstriyel robot pazarının %75'ini kapsıyor zaten. Endüstriyel robotlarda otomotivde, elektrik, elektronikte, metal makinede kullanım alanlarını ekrandan görebilirsiniz. Ama ben biraz daha %75'lik pazardan bahsedeceğim. %75'lik yani 20 kilogramın altındaki pazarda en büyük payda aslında elektrik, elektronik sektörü, plastik ve daha sonra işte otomotiv, metal makine geliyor. Burada temel amaç aslında bir şeyleri insan kullanımından ya da manuel moddan tam otomatiğe geçirmek. İşte bildiğiniz gibi artık işte otomotiv veya elektrik elektronikteki o fabrikalar biraz daha karanlık fabrika olma yolunda. Yani insanın en az müdahale olabileceği, daha çok robotların çalıştığı bir pazar olma yolunda. Peki bu robotların içerisinde neden işbirlikçi robotlara ihtiyacımız var? Yani kobotları nerelerde kullanıyoruz? Aslında kobotları kullandığımız en büyük alan pick and place dediğimiz bir ürünü bir yerden alıp bir yere bırakmak. Burada aslında bir hat sonundaki ürünleri kutuya koymak olabilir. Bir elektrik elektronik alanındaki komponentleri kartlara yerleştiren robotlar olabilir. Yani aklımıza gelebilecek bütün alma ve bırakma uygulamaları pick and place olarak düşünüyoruz. İkinci olarak da en büyük uygulama machine tending yani makine besleme. Makine beslemede de işte bildiğiniz gibi tornalar, frezeler, işte CNC'ler bir parça işleyen makineye normalde bir operatör makineyi besler. Belli güvenlik şartlarında makineyi çalıştırır ve var olan işlenmiş parçayı da makineden geri alır. Buradaki süreçte insan olduğu takdirde tabii ki biraz daha manuel bir proses olmuyor. Yani yarı otomatik bir proses olmuş oluyor. Makine beslemede robot aslında işlenecek ham parçayı makineye veren, makinede işlenmiş parçayı aynı zamanda alıp fikstüre yerleştiren bir işlem görevi. Ve buradaki en büyük aslında bizim motivasyonumuz, full otomasyon içindeki en büyük motivasyonumuz performans aslında. Bir robot makine besleme tarafında standart bir işi sürekli olarak aynı performansta yapabilir.
Şimdi bildiğiniz gibi bir insan işin içinde olduğu zaman özellikle standart bir işte sürekli aynı hareketi yapıldığı işlerde saatler geçtikçe performans düşüyor. Bu nedenle aslında performansı optimize etmek için kobotlar bu tarafta biraz daha ön plana çıkıyor. Kobot kullanmanın tabii şöyle bir avantajı da var. Makine beslemeyi normal endüstriyel robotla yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Fakat kobotun avantajı daha az bir alana ihtiyacı olması. Yani bir endüstriyel robot kullanıldığı takdirde belli bir safety standart çerçevesinde etrafını bir kafeste kapatmamız gerekiyor. Oraya insan girmemesi gerekiyor aynı zamanda. Yani bir müdahale olduğunuz zaman safety prosedürleri işin içine giriyor. Robotun durması gerekiyor gibi bizi aslında biraz daha yavaşlatan, biraz daha optimum çözümden biraz daha uzaklaştıran bir çözüm oluyor. Kobot olduğu takdirde ise kobotlar insanlarla beraber çalışabildiği için daha dar bir alanda. Yani insanların mevcut çalışma alanına girebildiği, bir kafese ihtiyacı olmayan. Aynı zamanda mevcutta proses devam ederken insanın oraya müdahale olması gerektiğinde prosesi durdurmadan devam ettirebilen bir çözüm olduğu için bu tarafta kobotlar biraz daha ön plana çıkıyor. Endüstrilere göre dağılıma bakarsak da en çok kullanımı otomotiv ve elektronik gene. Bunun dışında makine için, makine besleme için, metalenme için kısmını konuşabiliriz. Ülkelere göre dağılımda da Çin tabii ki şu an için adetler konuşursak 2025'teki en büyük pazar olarak gözüküyor. Ondan sonra da Amerika ve Avrupa pazarını sayabiliriz. Peki işbirlikçi robotları neden kullanmalıyız? Yani normal bir robot prosesi kullanacağımız zaman tercih etmemiz sebebimizin ne olması lazım? Birincisi olmazsa olmaz şey güvenlik. Hiçbir robot çeşidinde insanın müdahale olabileceği bir sistem kuramıyorsunuz. İster Delta robot, ister Scara robot, ister endüstriyel artikülatör robot olsun. Bir kafes veya bir kapalı alan olmadan o robotu kullanamıyorsunuz. Çarpışma engelleme fonksiyonu olduğu için insanlar olabilir. Proses kısmında insan orada yanlış bir hareket veya robottaki programlama tarafındaki bir prosedürden dolayı insanla robot çarpışabilir. Ve bu çarpışmada kobotlardaki özel safety güvenlik seviyesi sayesinde çarpışma engelleme hatta çarpsa bile zarar vermeme fonksiyonları var. Bu da insan robot işbirliğini aslında en yüksek seviyeye çıkarıyor ve bu şekilde kobot dışında başka bir çözüm sunamıyorsunuz. Yatırım geri dönüşü düşük CEO'ya sahip. CEO nedir? Biz bu yatırım yaptığımız zaman buraya yatırdığımız paranın geri dönüşü yatırdıktan sonraki süreç itibariyle de işte servis bakımlarını, programlama maliyetleri, devre almayı ve gelecekteki bütün masrafları göze aldığımız takdirde en düşük aslında CEO'ya sahip olabilen robot tipi kobot olarak gözüküyor. Small footprint ve daha önce bu aslında söylediğimiz gibi dar bir alanda aslında az bir emek gerektirerek kurulum yapılabiliyor. Mevcuttaki sistemlerde minimal değişiklik yaparak entegre olabiliyorsunuz. Yani mevcutta çalışan bir sistemimiz var. Bu herhangi bir hat olabilir, hat otomasyonu. Bu hattın sonunda bir robot entegrasyon yapmanız için gereken tek şey robot sadece oraya koyup amiyane tabirle fişe takıp programlama yapmak. Bunun için bir ekstra safety düzeneği, ekstra bir pano, elektrik panosu, bunun için ekstra bir otomasyon tarafındaki değişikliğe ihtiyaç yok. Bu yüzden biz aslında bunu daha hızlı entegrasyonlar içinde faydalı olduğunu düşünüyoruz. Verimlilik kısmına gelirsek öğrenmesi çok kolay. Şimdi normal şartlarda robot programlama bir uzmanlık gerektiriyor tabii ki. Çünkü arkada bir kinematik var ve bu robotun kinematiğini verimli şekilde kullanmanın belli başlı tabii ki yöntemleri var. Fakat kobotlar öğrenebiliyor. Siz kobotlar teach edilebildiği için ister hareketi robotun normal tool tarafındaki, gripper tarafındaki TCP dediğimiz noktayı tutarak bir hareketi öğretebilirsiniz. Noktaları öğretebilirsiniz ve bu noktaları çok kolay bir şekilde programlama tarafında kullanabilirsiniz. Programlama tarafını birazdan zaten çok ufak bir şekilde göstereceğim ekran olarak. Zaten sürükle bırak mantığı da programlama stili var ve buradaki sürükle bıraktaki pozisyonları da ister nokta olarak direkt X, Y, Z pozisyonu öğreterek İstersek de komple bütün hareketi öğreterek kullanabildiğimiz için de robotu programlamak gerçekten kolay. Hızlı kurulum. Hızlı kurulumdan kastımız yine hardware tarafında bir değişiklik çok fazla ihtiyaç yok. Tak çalıştır ve çok hızlı bir şekilde teach edilebildiği için kurulumu çok kısa sürede yapılabiliyor ve periyodik bakım gerektirmiyor. Periyodik bakımdan kastımız nedir? Şimdi bildiğiniz gibi normalde endüstriyel robotlar belli başlı işte 6 ay, 1 sene kullanıma göre, oradaki prosedüre göre bir bakıma ihtiyacı var. Kobotlar içinse böyle bir şeye ihtiyaç yok. Çünkü kobotlar içerdiği teknolojiden dolayı
herhangi bir şekilde periyodik bakıma ihtiyaç duymuyorlar. Robotlar normal şartlarda işte 6 ay, 1 senede belki yağ bakımı ya da herhangi bir şekilde periyodik bakım gerektiren yerlerde total alt maliyet olarak baktığımız zaman endüstriyel robotların maliyetleri oldukça yukarı çıkıyor. Kobotların ilk kurulumundan sonra bir periyodik bakım masrafı olmadığı için aslında fayda maliyet ve performans açısından bakarsak oldukça verimli pozisyonda kalıyorlar. Schneider tarafındaki dizayn ve performanstan bahsedecek olursak da Schneider Electric'teki kobot konsepti 18 kilogram kapasiteye kadar. Yani biz %75'lik pazara hakim olan payload kısmını cover ediyoruz. 1,3 metreye kadar erişim mesafemiz var. Tabii ki buradaki erişim mesafesi artırılabilir. Nasıl artırılabilir? Biz zaten bir çözüm sunduğumuz için halihazırda bir servolu sistem kurarak siz kobotu 7. eksen, 8. eksen gibi kullanarak taşıyabilirsiniz ama default halinde 1,3 metreye kadar erişim sağlıyor ve Clean Room sertifikası var. Hangi segmentlerde kullanıyoruz? CPG segmenti başta olmak üzere. İşte CPG segmentinde ne yapabiliriz? Yükleme boşaltma yapılabilir. Dolum prosedürlerinde, kapak kapatmada, hat sondaki kutulamada veya işte diyelim ki ürünleri ayırmamız ve dağıtmamız gerekiyorsa bu taraftaki uygulamalarda CPG tarafında kobot kullanabiliriz. Elektronik tarafında, elektronik de zaten pazarın globaldeki en büyük sektörlerinden birisi. Burada da mevcuttaki montaj hatlarında vidalama yapabilir, kalite kontrol yapabilir. Zaten inspection olarak uygulamayı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Montaj hatlarında çalışabilir ve lehim yapabilir. Buradaki bir diğer büyük pazarların bir şeyi de otomotiv. Otomotiv de aynı mantıkta montaj hatlarında kullanılabilir, boyama yapabilirler. Polisaj uygulamalarında polisaj yapılabilir, vidalama yapılabilir ve pick and place yani gene orada bir ürünü bir yerden alıp bir yere bırakma gibi uygulamalarda kobotları kullanabiliriz. Metal makine sektöründe de paletleme olabilir makine sektöründe. Yükleme boşaltma, makine besleme ve parça alma. Zaten Türkiye'deki pazardaki en büyük pazar olarak düşünürsek otomotiv, CPG, metal makine bu üç sektör aslında Türkiye'deki en büyük sektörler. Buradaki bütün aslında uygulamalarda Schneider elektrik robotunu kullanabiliriz. Kobot'un özelliklerine gelecek olursak güvenden bahsetmiştik zaten. İnsanla beraber güvenlikle beraber işbirliği olarak çalışabilir. Çarpışma koruması var. Bir insana çarpmış olsa bile yani yanlış bir programlama yapıldı, yanlış bir uygulama yapıldı diyelim. Burada insan hatası da olabilir. Çarpmış olsa bile insana zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış durumda. Kurulumu kolay. Yani sürükle bırak bir grafik programlama konseptine sahip. Tak çalıştır. Schneider Electric'teki kobot portföyü tek fazla çalışıyor ve aynı mantıkta dediğim gibi hani fişe takarak çalıştırabilir konumda. Ayrıyeten bir pano tasarımına gerek yok. Kontrol kabini ve robotla beraber enerji verdiğiniz andan itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz ve en büyük özelliği öğrenme modu. Öğrenme modundaki aslında bizi ön plana çıkaran noktalardan bir tanesi biz sadece noktaları öğrenme kapasitesine sahip değiliz. Aynı zamanda komple hareket de öğrenebiliyoruz. Diyelim ki bir proseste bir yuvarlak veya atıyorum bir kare bir pet çizmemiz gerekiyor. Bunu programla tabii ki yapabiliriz. Bunu programın tarafında her robot da programlanabilir. Fakat Schneider Electric'te tek bir tuşa basarak bütün hareketi öğreterek bu hareketi daha sonra robotun farklı hızlarıyla kullanabiliyoruz. Bağlantı tarafında kablosuz bağlantı çalışıyor. Herhangi bir pendant ihtiyacımız yok. Bir Android tablet veya bilgisayarda Wi-Fi üzerinden robota bağlanıp program yazmaya başlayabiliyoruz. Buradaki pendantın olmaması aslında biz bir avantaj olarak düşünüyoruz. Çünkü hali hazırda biz çözüm tarafında zaten bir HMI sahip olabiliriz. Fakat programlama için bir pendant zorunluluğumuz yok. Bu da son kullanıcı tarafında düşündüğümüz zaman robotun olduğu noktada pendantın zarar görmemesi veya saklanması tarafındaki problemleri aslında ortadan kaldırıyor. Geniş bir haberleşme protokol desteği var. Dahili olarak gelen bazı haberleşme protokolleri var. Birazdan detaylı olarak anlatacağım. Schneider Electric Cobot ürünü tek bir ürün olarak giriyor. Yani daha sonra bir haberleşme protokolü için ekstra bir hardware veya software lisansı ihtiyacımız yok. Dahili olarak bütün haberleşme protokolleri üzerinde geliyor. Performans tarafına bakarsak da kompakt bir dizaynı var. Hafif.
Yük seçenekli olarak 3, 5, 7, 12 ve 18 kilogram olarak farklı konseptleri var. Bu da aslında bizi kullanacağımız ya da yapacağımız uygulamaya göre optimum çözüm sağlayan bir robot seçmemizi sağlıyor. Hassas pozisyonlama var. 0.02 ve 0.03 tekrar edilebilirlik oranları var. Bunlar piyasadaki muadillerine göre gerçekten performans olarak yüksek oranlar. Hani burada robot pazarında genelde 0.05'ler konuşurken biz daha aşağı seviyelerde pozisyonlama ve tekrar edilebilirlik yapabiliyoruz. Dahil özelliklerde yazılım ücreti ödemiyoruz. Ücretsiz bir yazılımımız var. PLC kütüphanesi var. PLC tarafıyla haberleşmek için. Burada Schneider Electric'in mevcuttaki sistemine dahil olabilir. Ya da siz kendi konseptinizi, haberleşme protokolleriyle makinenize entegre edebilirsiniz. Ve Machine Expert Team'in Ready to Design özelliği var. Bu nedir? Machine Expert Team'in yazılımını açtığınız zaman kobot sadece sürükle bırak yöntemiyle sisteme entegre edebiliyor. Ve burada herhangi bir kod yazmadan robotun hareketlerini takip edebiliyoruz. Ha, ben bir soru sorayım. Şimdi biz robot bize çarpınca böyle bir inciniyor, hassas falan ya. Biz robota çarpınca, çünkü yani düşünsene yanındaki işçinin psikolojisini. Ulan bu robot benim işimi alacak deyip robota sürekli hırpaladığını düşünebiliyor musun abi? Ya alüminyum kasa var. Yani bilmiyorum oradaki Robot çağrışım kendini korur mu diyorsun abi? korur. Yani geri çekiliyor robot. Bir çarpışma Abi olduğu zaman geri çekiyor kendisini. defans moduna giriyormuş. Evet yani bir dayak yeme demeyelim ama bir karşı güç gördüğü takdirde robot kendisini geri çekiyor. Burada zarar vermemek için. Çünkü bazen şey de olabilir mesela robot kısmında olabilir. Bir insanı ya da bir sistemi vurduğunda orada kalırsa sıkışma ihtimali olacağı için herhangi bir karşı güç gördüğü zaman kendisini geri çekiyor biraz. Ama tam bayağı dayak yiyormuş o zaman ya. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Şimdi şeye kadar, yani Skynet'e kadar dayak yerler, ondan sonra göreceğiz artık kim kimi dövüyor. Peki abi, teşekkürler. Bu arada arkadaşlar, sorularınızı görüyorum. Q&A'de de var. Hatta şey yapıyor, Emre Bey'in sorusu da çok güzel bir soru da var orada ayrıca. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ben en son yönelteceğim. Atlıyoruz gibi düşünmeyin, bilginiz olsun. Evet, devam edebiliriz abi. Teşekkürler. Kobot ürün ailesinden bahsedelim biraz da. 3 kilogramdan 18'e kadar bir range'imiz var demiştik. Buradaki aslında en uzun uzanma kapasitesine sahip, erişim kapasitesine sahip versiyon 12 kilogram. O da 1227 milimetre. Burada farklı yük kapasitesi, farklı erişim. Buradaki ağırlık ve erişim mesafelerinin dışında maksimum kapasitesi gerçekten yüksek bir ürün. 12 kilogram için biz referans alırsak 3 metre bölü saniye hıza erişebiliyoruz. Ve bu hızda aslında genelde muadil olacak pazardaki diğer robotlara kıyası oldukça yüksek. Hız gerektiren işlerde ya sadece kolaboratif olarak düşünmeyelim. İnsanın çalışma ihtimali olmadığı noktalarda maksimuma çıkarak cycle'larımızı yükseltebiliriz. Örnek mesela kobotlarda bir tabii ki bir fense yani bir kafese ihtiyaç yok diyoruz ama insanın olduğu ortamlarda bir kolaboratif ISO standardının belli sınırları var. Yani kendi robotunuzun sınırları dışında 3 metre tabii ki çıkamıyorsunuz insanın kafasında olabileceği mesela örnek olarak alanlarda. Nasıl programlayabiliriz? Robot makinenin içerisine girdiği anlarda bunu tanımlayabiliyorsunuz bölgeleri. Maksimumuza çıkar. İnsanın olabileceği yerlerde siz bunun maksimum hızını, maksimum force'unu düşürebilirsiniz. Alanlar tanımlayabilirsiniz. Bu alanlar sanal, değiştirilebilir. Yani herhangi bir şekilde gerçek bir sınırlardan bahsetmiyoruz. Yani fiziksel bir sınırdan bahsetmiyoruz. Programlama tarafında sınırlarınızı çizebilirsiniz ve bu çizdiğiniz sınırlarda robot gerekirse maksimum hıza çıkabilir. 3 metre dediğim gibi endüstriyel bir robot yani aslında işbirliğinin dışındaki bir işi yapabilecek bir hızda çalışma olanağı sağlıyor. Onun dışında biraz da sistemden bahsedelim. İki farklı tipte kontrolör var. Birincisi taşınabilir kontrolör. Birinci tip taşınabilir kontrolör. Bu kontrolör tipi aslında adından anlaşılabileceği gibi herhangi bir sistemi taşıyıp oraya bırakıp fişe takarak kullanabildiğimiz bir kontrolör tipi. Brownfield projelerde kullanmak biraz daha yatkın olabilir. Brownfield nedir? Halihazırda bir hattımız, bir makinemiz, bir sistemimiz var ve biz burada bir yenilik yapacağız, inovasyon yapacağız veya revizyon yapacağız. Yani sıfırdan bir elektrik panosu veya mekanik tasarım yapmıyoruz. Halihazır olan sisteme entegre olacağız. Bu biraz daha son kullanıcı yaklaşımı. Çünkü halihazırda bir tesise gelen bir iyileştirme gibi düşünebiliriz. Bu kontrol
üzerinde dahili gelen TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet ve Ethernet IP haberleşme protokolleri var. Dediğim gibi bunlar için ayrı bir hardware'e gerek yok. Dahili olarak geliyor ve mevcuttaki sistem ne olursa olsun hemen hemen bütün sistemlerle haberleşebilecek konumdayız. Onun dışında kendi üzerindeki dahil olarak 16 giriş ve 16 dijital çıkış var. İki tane de analog giriş çıkış var. Burada da program içerisinde kullanabileceğimiz belli başlı lojiklerde dışarıdan alabileceğimiz sinyalleri toplayabiliriz. Paslanmaz çelik malzemesine sahip. Ve üstünde bir tane encoder girişi var. Encoder girişi de aslında robotun hareket eden bir yere senkron olarak iş yapmasını sağlıyor. İşte diyelim ki bir hareket eden bir konvoyörümüz var. Üzerinden parçayı alacağız. Robot oraya senkron olarak alması için bir encoder girişi var. İkinci tip pano tipi kontrolör. Bu biraz daha OEM yaklaşımı. Yani bir makina panosu yapacağız zaten. Bir elektrik panosu yapacağız. Daha az yer kaplayan bir çözüm istiyoruz. Burada yaklaşık bir endüstriyel PC boyutunda bir kontrolörle kobotu kontrol edebiliyoruz. Burada da tabii ki elektrik panosu içerisinde az yer kapladığı için daha mantıklı bir çözüm olabiliyor. 48 volt DC ile besleniyor. Üzerinde 7 tane dijital giriş ve çıkış var. Yine haberleşme protokolleri aynı. TCP/IP, Modbus TCP, RTU, Profinet, Ethernet IP haberleşme protokolleri dahil olarak geliyor. Biraz daha hafif ve kompakt bir dizayna sahip. Ama programlama tarafında yazılımcı için herhangi bir şey değişmiyor. Kobot'un teknik özelliklerine şöyle bir göz atacak olursak, burası aslında tabii ki tek tek üzerine geçmek için biraz uzun ama ben gene referans olarak 12 kilogram alarak hani anlatmak istiyorum. 12 kilogram üzerinde dahili olarak iki tane dijital input, iki tane dijital output ve bir analog input var. Bunlar da işte diyelim ki robotun gripper'ında bir sinyal ihtiyacımız var, bir çıkışa ihtiyacımız var. Kendi kontrollerimizden sinyal kablosu çekmeye gerek kalmadan direkt olarak M8 konnektörle kullanılabiliyor. Burada böyle bir avantaj var. 3 metre bölü saniye hıza ulaşabiliyor. Alüminyum kasaya sahip. IP54 koruma sınıfına sahip. Fakat istenirse özel IP68 versiyonu var. Standartta IP54 olarak geliyor fakat IP68 de mevcut. 1327 mm erişim kapasitesine ve 0,03 mm pozisyon hassasiyetine sahip. Yine wireless olarak programlanabiliyor diyelim. Programlama arayüzü bu şekilde. İster Android tabletten isterse bilgisayarı açtığımızda ilk bizi karşılayan robotları enable edebiliriz. Ekran daha sonra siz isterseniz manuel bir şöyle pointer'ımı açayım. Enable edebiliriz bir ekran var. İstersek manuel hareket verebiliyoruz robota. Burada manuel hareketten kastımız ister eksen işte atıyorum birinci ekseni döndürmek istiyorsunuz. İsterseniz de kartezyen bir bölgede ya da komple rotation yapabileceğiniz bir arayüz var. Burada dilerseniz bir pozisyon girerek o pozisyonu da gönderebilirsiniz. Yani tek tek işte ileri gideyim X'te, Y'de geri geleyim gibi yapmak yerine X, Y, Z pozisyonu set edip gönder dediğinizde direkt olarak manuel olarak o hareketi çalıştırabiliyorsunuz. Herkes programlayabilir. Biz aslında 1 ve 2 günlük hatta eğitimle herkesin bu robotu devreye alabileceğini düşünüyoruz. Çünkü sadece sürükle bırak yöntemiyle programlanıyor. Sürükle bırak tarafında şurada görebildiğiniz tarafta aslında iç içe geçen bazı konseptler var ve burada mantıksal yani lojik olarak mantıksız olabilecek yani birbirine eşleşmeyen fonksiyonları zaten birleştiremiyorsunuz. Yani bunu bir Lego gibi düşünebilirsiniz. Birbirine uymayan parçalar birleşmiyorlar. O yüzden siz aslında burada programlama yaparken yazılımsal mantığa ters bir hareket yapamıyorsunuz. Bu sizi aslında biraz daha kolay öğrenmeye ve daha hızlı devreye almayı aslında sağlıyor. Abi Bu şeye tarz. benziyor ya, sözünü kesiyorum da, ben kızıma böyle hani robotik programlama vesaire öğretmek için bir robot almıştım. Bu küçümsemek için değil, tam tersi çok iyi bir şey yani. Hani onun gibi sürükle bırak. Yani hata yapamıyorsun, bir şeyi bir yere eklemek için istediğinde ona benziyor. Onun ekranına benziyor. Bir şey koyuyorsun, onu oradan sürüklüyorsun. Ve çok hoşuma gitmişti ya, dedim çok güzeldi. Şimdi birden onu görünce, yani endüstriyel bir robotta evet, en blok. Çok iyi. Yani. Berkay, bir tane dinleyicimiz yapıştırdı. Evet, Embrok, doğru. Doğru söylüyorsun. Hatta o kızım büyüdü şimdi. Göremiyorsunuz robotu şu anda, benim iki, şu diğer sandalyenin altında pembe. Bende iki kız var. Pembe robot. Şimdi tabii biraz büyüdü, artık onu beğenmiyor. Daha büyük şeylere geçti. Evet, Embrok'tu. Teşekkürler. Geçen sene biz lisede yapıyorduk demişler. Okey, teşekkür ediyorum. O geldi aklıma da, çok güzel abi. Herkes Çok güzel programlayabilir. bir oldu. Karşılığına kesinlikle ben şey verebilirim. Yani garanti edebilirim.
Çok güzel bir örnek oldu. Teşekkürler. Gerçekten yani burada programlamaya hakim olmayan herhangi birisi çok kısa bir eğitimle robota iş yaptırabilir. Programlama arayüzünde sol tarafta fonksiyonlar, inputlar, kontrol mekanizmalarındaki lojikler zaten dahil olarak gelmiş durumda. Sadece sürükleyip bırakarak buraya yeni bir blok koyuyoruz. Küçük bir videosu var. Programlamadaki bir al bırak algoritmasını nasıl yazabiliriz? Onu göstermek için hemen bir başlatayım bu videoyu. Ne kadar kolay olduğunu göreceğiz beraber. Pick and place, yani bir yerden ürün alıp bırakmayı. Burada tabii gripper'ımız olmadığını varsayıyoruz. Sadece hareket için. Öncelikle yeni bir program açtık. Bir tane loop koyuyoruz. Loop da aslında şu işe yarayacak bizim için. Sonsuz bir döngüde çalışsın. Sürekli olarak alsın bıraksın. Buradaki hareketler neler olacak? İşte buradaki hareketler için belli başlı motion sekansı koyacağız. Burada alma bırakma için gerekli fonksiyonları aldıktan sonra zaten gördüğünüz gibi direkt loop'un içerisine Lego gibi yapıştı. Pozisyonları burada yazdığımız gibi tanımlanıyor aslında. Yani ben pick pozisyonu yazdım. Artık böyle bir değişkenim var. Başka bir arayüzde değişken tanımlamaya gerek yok. Ve aynı zamanda buradaki pick noktasını ya da diğer noktaları çift tıklayarak X, Y, Z olarak girebilirim. Haberleşme protokolünden bir değişken olarak alabilirim. Ya da robota öğrettiğim noktaları buraya koyabilirim. Robotu öğretmek için de freni açtıktan sonra zaten fren kısmında robotun o TCP tarafında, gripper tarafında. Orada bir tuş daha var. Basıyorsunuz ve otomatik olarak buraya blok olarak geliyor. Anında blok olarak geliyor. O bloğu da sürükle bırakan yöntemiyle aslında koyuyorsunuz. Mesela sürükle bırak da pikin üzerine bırakıyoruz. Şu gördüğünüz program aslında bir pick and place algoritması. Ve yaklaşık 1 dakikada yazıldı galiba. Yanlış görmediysen. Bunun dışında herhangi bir iş yapmak istediğimiz zaman da mantık aynı. Noktaları öğret, fonksiyonları birleştir, noktalarla algoritmi birleştir ve çalışmaya hazır hale geldi. Pardon. Son hali zaten böyle gözüküyordu. Kompleks bir program yazdık diyelim. Tam olarak aslında böyle gözüküyor. Yine çok farklı bir şey değil. Yani hızı set et, bekle. Şöyle pointer'ımı açayım tekrar. Hızı set et, bekle 3 saniye. Şu pozisyona git ve loop'u başlat. Gripper'ını seç, şu noktaya git, noktaya offset ver. Aslında bu kadar kompleks program, aynı Lego gibi. Herhangi bir şekilde aslında geçmişten gelen bir programa bilgisine ihtiyaç duymuyor. Benim sunumum şimdilik bu kadardı. Soru ve cevap için sorularınızı geçebiliriz Abi çok isterseniz. teşekkürler. Öncelikle her ikinizin de sunumu çok güzeldi, çok anlaşılırdı. Ben özellikle şeyi çok beğendim. Çok teşekkürler. Robot pazarına da böyle direkt bir giriş yaptın ya, o çok önemliydi. Özellikle ben merak ediyordum aslında. Çünkü Merve ile de dedim ya, ya bu daha iyi bir robot gibi, bu daha teknolojik robot gibi derken aslında orada sen genel endüstri robotlarının oranları, oranlardan sonra kullanımı, aslında bizim fokusumuz 20 kilogram altı deyip çok güzel bir dikey bir detaya girdim. Teşekkürler. Benim de çünkü meraklandım, merak ettiğim konulardan birisiydi bu. Şimdi hemen hızlıca zaten son 10 dakikamız süreler için yardımcı olabiliriz. Şimdi sırayla soruları sırayla cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle önce Emre Bey sormuştu. Emre Bey'in sorusu kobotlarda başka markalarda olduğu gibi kolaboratif özelliğini kapatıp endüstriyel robot hızlarında kullanabilmemiz mümkün mü? Evet, aslında şöyle kolaboratif modu kapatmak gibi kesin bir tabir değil. 8 tane ayrı safety fonksiyonu var. Kendi içerisinde robotun çalışma ortamlarına göre set edebileceğiniz bazı profiller var. Nedir bu profil? İnsan olmadığı yerde maksimum force, maksimum tork, maksimum hız, maksimum ivme kullan. İnsanın dahil olduğu noktada işte atıyorum dediğim gibi kolaboratif standartta insan bölgesine göre belli başlı maksimum hız ve force'lar var. Siz insanın kafasında olabileceği bir bölge belirlediyseniz bu bölge sanal olarak çizip sınırları kolaboratif sınırlara çekip robot o pozisyonda o araya o alana geldiği anda direkt olarak limitleri otomatik olarak düşürmesini sağlayabilirsiniz. Bu ister software tarafında bu şekilde profilleri belli bir alan belirterek yani bu alanda şu profil bu alanda bu profil gibi olabilir veya atıyorum yasaklı bölgede olabilir hiçbir zaman giremeyeceği. Ya da sensör bağlayabilirsiniz. Bir sensör gördüğü zaman o güvenlik seviyesi hemen değişebilir hareket anında. Veya PLC'miz var. Bir endüstriyel sistemdeyiz sonuçta.
haberleşme protokolü üzerinden bir bilgi geldiği zaman da biz safety standartlarımızı değiştirebiliyoruz. Yani burada collaborative mode gibi kaba bir tabirden ziyade collaborative standarttaki insanın belli bölgelerindeki belli limitlerini sağlamak için 8 ayrı profil oluşturup bu profiller arasında ister software alanlarıyla, ister inputlarla, ister haberleşme üzerinden geçiş yapabiliyorsunuz ve bunun en güzel yanı robotun o an durması gerekmiyor. Robot hareket halindeyken bile profil değiştirebiliyor. Okey, teşekkürler. Bir soru da oydu zaten. Collaborative mode içerisinde hız ve talk limitleri nasıl belirleniyor? Robot çalışırken collaborative mode kapatılıp açılabiliyor mu? Bunun cevabını da vermiş oldum. PLC ile entegrasyon nasıl oluyor? Robotu PLC üzerinden kontrol edebiliyor muyuz? Şöyle, Schneider Electric Machine Expert yazılımı içerisinde bir kütüphanemiz var. Bu kütüphane aslında arka planda şöyle çalışıyor. Bizim robot programımızda bir Python script'i var arka planda çalışan. Bunu globalden ofisli olarak aldığımız. Python script şu işe yarıyor. PLC tarafındaki kütüphane ile kobotu kontrol etmeyi sağlıyor. Yani ben PLC açtım. Standart bir PLC programcısıyım. Robotun bütün input ve output'lara erişebilirim. Robotun üzerindeki hareketleri kontrol edebilirim. Yani pick and place algoritmasına PLC'den yazabilirim. Bu Schneider Electric PLC'leriyle beraber Ethernet IP üzerinden haberleşerek robotu programlayabildiğimiz anlamına geliyor aslında. Yani ben robot programcısı değilim. İşte PLC programcısıyım diyen bir hani yazılımcı arkadaşımız varsa da aynı standart konseptte PLC programı yazar gibi robotu kontrol edebilir. Süper. Son sorumuz, mini kontrolörler ile kullandığımız zaman ekstra motor sürücüleri almamız gerekiyor mu? Şöyle mini kontrolör de aslında her şeyi sağlıyor size. Yani normal taşınabilir kontrolörde nasıl ki hem lojik hem CPU tarafı hem aslında enerji tarafı varsa DC dediğimiz aslında o mini kontrolör tarafında da herhangi bir ekipmana ihtiyaç yok. Yani panonuzu kurdunuz, tasarladınız. Mini kontrolörü koyduğunuz andan itibaren hem CPU hem güç kaynağınız oluyor aslında. Robot için ekstra bir komponent almaya gerek yok. Okey, süper. O zaman çok teşekkürler. Bütün soruları yanıtladık. Gayet güzel ve verimli bir webinar oldu. Ben kapanış için son sözleri size bırakayım. Yan yana önce ben Merve'ye nasıl? Tamam, Merve Hanım hemen zaten açtı mikrofonu. Açtım, evet. Açıkçası ben kısa bir vaktimiz varsa bir ekran paylaşıp Tabii var. robotun uygulamasının kullanıldığı ilginç bir açıkçası şeyden bahsedeceğim. Uygulamayı göstermek istiyorum. Bir dakika. Yani birçok alanda aslında robotlar kullanılabiliyor. Ama hani gıda alanında da ilginç bir uygulamanın videosu var. Onu göstermek istiyorum size. Hemen Tamam. paylaşıyorum. Okey, geliyor, geldi. Şöyle yapalım. Şimdi burada gördüğünüz aslında hani topraksız tarım da günümüzde popüler ve işte birçok ürünler üretiliyor. Burada da bir çilek üretim alanı diyelim. Burada da hani kobotları da kullanarak çok hassas bir şekilde çilekleri el değmeden toplayıp kutulayabiliyoruz. O kutuları kapatabiliyoruz. O kutuları farklı bir büyük kutulara koyabiliyoruz. Aslında birçok alanda kobotlar hayatımıza girdi, girmeye de devam edecek. Birçok uygulamada bunlar artık görülecek günümüzde diyeyim. Yani sadece endüstriyel tarafta Evet. değil de Tabii. tarım tarafında da ve farklı alanlarda da kobotlar hayatımızı kolaylaştıracak diyelim. Güzel, çok güzel. Zaten temel amaç üretkenlik şu anlamda 7-24. İnsanları 3 var diye çalıştırıyorsunuz. Şu anda mavi yaka işi yapan bir müşterimizden aldığım bir bilgiyi söylüyorum. Ana işi bu. Yani böyle on binlerce insanı bulup müşterilere sunuyor gibi düşünün. Hiç öyle düşündüğün gibi hani siz işte beyaz yakalısınız, biz beyaz yakalıyız. Emin ol diyor, mavi yakalı piyasası daha zor. İşte atıyorum 1000 kişiyle görüşüyoruz diyor. 300-350'sini işe alıyoruz diyor. Mesela ikinci gün 80 kişi gelmiyor diyor. Yani şimdi hani Evet. beyaz yakanın da şöyle bir şey var. Anlaşırsın gelir ya da istifa ederse öyle değil. Ne oldu? Orası işte atıyorum yemek yardımı yapıyormuş. Birden çünkü o fabrikadan yan fabrikaya geçiyorlar diyor. Şimdi gerçekten... Öğrenilebilirlik, tecrübe de önemli. Sonuçta Tabii. robotlar aynı performansla sabah da, akşam da, gece de Tabii. çalışabilir. Ama Ya. insanlar işte sabah belki yüksek performansla, öğleden sonra daha düşük performansla çalışır. Ve o tecrübeye sahip insan işte işten ayrıldığı zaman yeni gelene öğretme süreci Doğru. olacak. Hastalık var, düğün var, nişan var, cenaze var. Tabii Evet. kendi ayağımıza biraz sıkıyoruz ama şöyle de bir durum var. Ben hep söylüyorum bu. Yani Schneider Electric'in dışında da biz bu arada kendi işimize çok fazla mesela cloud'da da aynı şey konuşuldu. Ya işte hocam her şeyi cloud'a atınca biz ne iş yapacağız diye.
Ama bakıyorsunuz bitmiyor. Tabii ki azalıyor. Şey gibi, ben şu örneği veriyorum hep. Yıllar önce sokak lambalarını söndüren ve yakan insanlar vardı. Çünkü otonom ve elektrik yoktu. Birileri yakıyordu, birileri de söndürüyordu. Hani taş atıp uyandırma gibi düşünün. Şimdi sokak lambaları otomatik yanıyor ama sayaç okuyanlar var. Hepimizin apartmanlarındaki sayaçları okuyorduk. Bugün varlar, yarın onlar da olmayacak. Niye? Hepsi IoT cihazı olacak. Muhtemelen o meslekte ölecek. Ya biz adapte olmakla mükellefiz. Yani şey düşünsenize, o elektrik ışığı söndüren yakan adam ya da kadın adapte olamadığını düşünün. Yani başka çaresi yok ki. O adapte olmasa da o ışıklar otomatik yanacak. İşte bugün sayaç okuyucular adapte olmasa da onlar IoT'ye dönüşecek. Burada önemli olan şu: nereye gidiyoruz? Rekabette nerede olmalıyız? Bunu yakalayıp adapte olursak yaşamaya devam edeceğiz. Öbür türlü sistemin dışında kalacağız. Bizim de biraz derdimiz o. Ya bunları anlatırken sadece Schneider Elektriğe veya robotlara özel değil, bizim IT alanında da çok fazla outsourcing, alıp bir yere atma, kurtulma mantığı var. Ama genel olarak kendini geliştirmeyen bir ekosistemdeyseniz bu biraz işsiz kalacağız kafasına geliyor. Doğru, niye? Çünkü sen kendini geliştirmiyorsan, sen zaten bugün cloud'a çıkmasan da, bugün bir RPA almasan da, bugün bu robotları kullanmasan da, yarın kullanmak zorunda kaldığında öyle bir tecrüben de olmadığı için işte bulamayacaksın noktasına geliyoruz. O yüzden aslında ince bir çizgideyiz. Hem takip etmeliyiz, hem kullanmalıyız. Kullanıp rekabetle para kazanıp yeni yatırımlar yapmalıyız. Aynı zamanda da kendimizi geliştirmeliyiz. Okey. Çok teşekkürler. Güzel bir örnekti. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Kapanış için son Teşekkür ederiz. sözleri size bırakayım. Önce Merve Hanım, sonra Fatih Bey. Buyurun Merve Hanım. Çok teşekkürler. Ben faydalı bir sunum olduğunu düşünüyorum. Ama sadece burada webinarda soru cevap yaptık gibi düşünmeyelim. Ben Schneider Elektrik ailesi olarak genel olarak herhangi bir soruda 444-3030 hattından bir bilgi sorgulanabilir. Bu Schneider Elektrik'in müşteri hizmetleri. Aynı zamanda mail üzerinden de fatih.karabulut@se.com, yani benim adım soyadım @se.com'da detaylı bilgi, herhangi bir soru, pazarla alakalı, robotla alakalı, uygulamayla alakalı ilginç fikirler veya atıyorum sohbetler isterseniz sadece webinarla değil her zaman iletişime geçebiliriz. Schneider Elektrik ailesi olarak zaten dediğim gibi 440-3030 aradığınızda da herhangi bir konuda ilgili departman veya ilgili kişiye bu sorunlar veya istekler iletiliyor. Oradan da iletişim halinde kalabiliriz. Okay, Ben de harika. çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Önümüzdeki hafta robot yatırımları zirvesi var İstanbul'da. Robot yatırımları zirvesinde hem Schneider Elektrik partnerimizle beraber bir standımız olacak ve orada kobotumuzu sergileyeceğiz tüm müşterilerimize. Aynı zamanda bir seminerimiz de olacak. Oraya da katılımlarınızı rica ederiz diyeyim. Teşekkür ederim her Teşekkürler. dinlediğiniz için. Peki ben de sizlere çok teşekkür ediyorum, her ikinize de ağzınıza Teşekkürler. sağlık. Katılan kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Herkese güzel bir gün diliyorum. İyi günler. Teşekkürler.